Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçekli güzel bir yazma var, krem rengi zemin üzerine. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel, hiç görmediğiniz bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı şöyle göstereyim size. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanım1098 yazarak daha önce paylaştığım tığlama videomu izleyerek giderebilirsiniz aklınızdaki soruları. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarlarını tığlarken tercih ettiğim ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. İpimin yanında arkadaşlar Altın Başak 21 numara mavi kullanacağım. İçindeki mavi tona göre. Altın Başak 47 numara turuncu kullanacağım. Bir de pembe ipim var, onu da göstereyim. Pembe ipimde Altın Başak 5 numara pembe. Bu renklerle örneğimi ilerleteceğim. Tam yazmamın içindeki renklere uygun. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. Tığ numarası çok soruluyor. Her videonun başında aslında söylüyorum ama sanıyorum videolar baştan sona kadar izlenmediği için mutlaka tığınız kaç numara diye bir soru geliyor. Siz de 20, 21, 22 numara tığlardan dilediğinizi kullanarak oya yapabilirsiniz. Benim tercihim ucu en ince olan 22 numara. Hemen modelimize başlayalım. Önce çimenimizi yapacağız. Daha sonra üst kısım süslemelerini yaparız. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum çimenimin yapımını. Çimenin yapılışında verdiğim sayılara göre giderseniz, daha doğrusu oyanın bütününde aynı sonucu elde ederiz. O konuda bir endişeniz olmasın arkadaşlar. Hemen tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan. Bu şekilde birkaç tane yapalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çimenimizin çiçek yuvasını yapmaya başlayalım. Burada en son şöyleyiz. Sık iğne ile 3 zincirimizi tutturduk. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. Tığımda kalan ilmek ilk ilmeğim. Hemen zincirimin altından girdim, içinden geçtim. Zincirimin altından girdim, içinden geçtim. 3 oldu. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane 11 zincirime ilmek attım. Şöyle oldu. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Daha sonra düzeni bozulmasın diye. Sıradaki tığ battının altından girip tutturuyorum. Böyle oldu. Bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Şöyle göstereyim. Yaptığımız kısmı. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin diğer yönünü döndüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sık iğneyle bir tane bir önce yaptığım yuvadan giriyorum. Bunu yaptıktan sonra yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda 2 tane üst üste örümcek yapıyorum. Şöyle oldu. Buradan hemen şu fıstığımızın dibindeki 3 zincirli yuvadan sık iğne ile tutturuyoruz. Bir tane zincir çektim. Örneğimi düz yönlü döndüm. Örümceklerimin üstte kalan 2 telinden sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen diğer örümceğin üstte kalan 2 telinden giriyorum. Buraya da yine 10 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 tane bu şekilde yaptık. İpimin katı açıldı. Şöyle biraz düzelteyim. Şöyle yaparak düzeltiyorum açıldığında. Şimdi bu şekilde ara kısmını da yaptık. Alttaki en son kullandığımız sık iğne, tığ battının altından bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. 11 tane zincirimle tığımdaki ilmek birinci ilmeğim. Zincirimin altından geçiyorum, içinden geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yaptık. 20 tane yaptım. Hepsini birden yine topluyorum. Düğümlüyorum. Ve sıradaki tığ battının altından sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle bir yuvamız oldu arkadaşlar. Başında ve sonunda fıstık. Ortası bu şekilde. Yine devamında 3 zincir çekerek 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine 3 zincir çekiyorum sıradakine. Bu şekilde 10 tane boşluk yapacağım. 4 oldu. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne 5 oldu. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnemi yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptık. Şimdi 10 tane yaptıktan sonra yine aynı işlemi tekrarlayacağız. 11 zincir çekiyorum. 11 tane zincirimi fıstık yapmak için ilmek dolduracağım. Tığımda kalan ilmek birinci ilmeğim. İkinci. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yaptık. İlmeğimizi yine hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Bir sonraki tığ battıya tutturuyorum. Yine biraz önce yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Videoyu geriye sararak tekrar aynı işlemleri izleyebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde arttıracağım. Çimenime iki tane daha yuva ekleyeyim. Sonrasında üst kısmını birlikte tamamlayalım. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu sıklıkla yapıyorum. Bu şekilde çimenimizle yazmamızın kenarına bir tur dolanıyoruz. Biraz yakından da göstereyim size. Çimeni oldukça farklı, değişik bir model. Yeni kurduğum oyalardan kendi tasarımım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi üst kısmını yapalım. Üst kısmında önce mavi ipimle başlayacağım. Mavi renk ile başlayalım beraber. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle minik yuvalar bırakmıştık çimenimizi örerken. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum. Yine 11 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirime tığımdaki ilmek ilk ilmeğim. Zincirimin altından geçiyorum. İçinden geçiyorum. İkinci ilmek. Yine zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ilmeğimi bu şekilde doldurdum zincirimin üzerine. Şimdi bunun hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. 5 zincirli yuvadan sık iğne ile tutturuyorum. Yine 11 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirime 20 tane ilmek dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yine 20 tane ilmeğimizi yaptık. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum ve yine kendi yuvasından tutturuyorum. İkincisi yine 11 zincir. 11 tane zincirimi çektim. Yine 20 tane ilmek yapacağız. İkinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ilmeğimi yaptım. Topluyorum, düğümlüyorum ve kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Burada üstüne bir zincir daha çektim. Hemen burada keseceğim ipimi dibinden. Şöyle yerleştiriyorum. Ütülemeden önce mutlaka düzeltin. Modelim bu şekilde oluyor. Şimdi ben diğerlerini de yapayım. Ütüleyip sizinle son hali paylaşayım. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Siz dilediğiniz şekilde sıklığını ayarlayabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşacağım. Oyanım sayfamda. Faydalanmak isteyenler beni Instagram'dan da takip edebilirler. Verdiğim sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Beğendiyseniz eğer modelimi beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.